Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videomuzda sizinle beraber artık öğrendiklerimizle bir proje çalışması yapacağız. Daha önceden bir fabrika müdürünün bizden istediği başlarına gelen sıkıntının çözümü için basit bir uygulama yapmıştık. Aynı uygulamayı birlikte sizinle yapmaya çalışacağız. Şimdi fabrikamız iplik fabrikası. İplik sarım işi yapıyorlar. Bu sarım esnasında da gerdirerek sardıkları için bazı ipliklerin kopma problemi yaşıyorlar. Tabi haliyle kopan iplikleri bir işçinin kontrol etmesi gerekiyor. Haliyle aynı anda 100'e yakın sarım yapıldığı için 100 tane makarayı aynı anda kontrol etmesi çok da mümkün olmuyor. Tüm sarım esnasında işte yarım sarılanlar, çeyrek sarılanlar diye ayırıp daha sonra bunları tekrardan çözdürüp malzeme kaybetmemek için tekrardan sarım yapmaları gerekiyordu. Küçük bir fabrikaydı, basit bir fabrikaydı ama bunu biraz daha kontrollü hale getirmeye çalışıyorlardı. Bunun üzerine çalışıyorduk. Çözüm olarak fabrikadaki her bir iplik sarım kısmında basınçlı kısımlara birer tane buton koyduk. Butona basılı olduğu sürece İplik geliyor manasına geliyor. İplik kopar kopmaz zaten buton otomatik olarak boşa çıkıyor. Basmayı bırakıyor. Ve o sarımı yapan sistem duruyor. Böylece fabrikanın hem malzeme çöpe gitmesinin önüne geçmiş olduk. Hem de oradaki işçinin 100 tane sarım cihazını tek tek kontrol etmesinin kolaylaştırmış olduk. Buna benzer bir uygulama yapalım sizlerle birlikte. Şimdi burada 5 tane buton kullanacağız. 5 butonun 5'ine de aynı anda basma şansımız olmadığı için biz bu defa buton basılınca bir problem olduğunu anlar şekilde tasarlayacağız programımızı. Ona göre işlem yapacağız. Bize lazım olanlar yine her zaman gibi bir Arduino. Bir tane devre kartı. Butonlarımız neredeydi? Bir, iki, üç, 4, 5 tane buton, 5 tane her bir buton için bir led kullanacağız. Her birine birer tane direnç koyuyorum. Dirençlerimi bu şekilde direkt GND'lere bağlıyorum. Bir daha aralarından kablo çekim derdimiz olmasın diye. Şimdi ledlerin kısa ayaklarından direkt GND'lere böyle uzun yapmamız gerek yok. Zaten birbirine bağlı olduğu için sadece şu aradan çekmemiz yeterli. Daha sonra butonların her bir ayağından voltaja birer tane kablo çekiyoruz. Bunların renklerini yine kırmızı yapalım, karışık olmasın. GND'ye gidenler yeşil olsun. Dirençlerini direkt ayağına basılı tutarak şu şekilde çekiyorum. Ve bunları
Lambda kısmının 8'den itibaren bağlayalım. 8. Dokuz. On. On bir. Ve yine ledler şeyin butonlarımın ayaklarından birer tane kablo çıkartacağım. Bu kabloları da 1, 2, 3, 4, 5'e bağlayacağım. İki. Üç. Dört. Ve beş. Evet, GND'ye giden şey, voltaja gidenleri de kırmızı yaptık. Daha sonra bir tane voltajdan kablo bağlıyoruz. Bir tane de GND'den kablo bağlıyoruz. Biraz görüntülerini düzelteyim. Voltajdan gelen buydu. Bunu da kırmızı yapalım. GND'ler bu renk oldu. Tamam. Tamam, bağlantılarımız tamam. Gelelim kodlama kısmına. Şimdi 5 tane LED'imi 8, 9, 10, 11, 12'ye bağladım. 5 tane de butonumu 1, 2, 3, 4, 5 numaralı pinlere bağladım. Şimdi bunların 5'ini input, 5'ini output yapacağız. Tasarımımız tamam. Sıra geldi kodlama kısmımıza. Buradan metine dedik. Devam dedik. Şimdi her bir butonu ve her bir LED'i burada tanımlama yapmamız da gerek edebilir. Tanımlama yapmaya da biliriz. Tanımlama yapmayı bu defa basit yoldan nasıl yapılacağını da bir yandan görelim. For dedik. Int i eşit 0. I pardon 0 değil. Birden başlayacak. Niye birden başlayacak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane pinimi burada output yapacağım. I küçük 1, 2, 3, 4, 5'e kadar gidecek. 6 I artı artı. Üstü parantezimi açtım, kapattım. Altına diyorum ki pin mod 1'den 5'e kadar olan bizim butonlarımızdı. İyi. Şimdi niye iyi? Normalde burada pin mod 3, 1 deseydik 1 numaralı pin alacaktı. İyi dedik. İyi. İlk geldiğinde 1. İkinci geldiğinde 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı bütün pinleri burada sırayla döndürmüş oluyorum. Her birini ne yapacağım? Out. Put yapacağım. Şu an butonların hepsini output yapmış oldum. 5 tane pin mod deyip output demiş. Pardon, buton olduğu için input yapacağız. 5 tane butonu buradan tek tek girip input yapmak yerine 3 satırlık bir kodla bunu çözebiliyorum. Birden daha fazla bu şekilde yapmanız gerekiyorsa for'u kullanarak yapabilirsiniz. Yine bir tane for oluşturuyorum. İyi. Bu defa kaçtan başlayacak? 8'den başlayacak. Ledlerim 8'den başlıyor. 8, 9, 10, 11, 12. İyi. Küçük. 13. En son 12'de bıraksın. İyi. Artı artı dedik. Üstü parantezlerimizi açıp kapattık.
Bu defa ledleri output olarak tanımlayacağız. In mode i out put dedik, bıraktık. Şimdi if yine bir for döngüsü yapalım burada. For in i eşittir kaçtan başlayacak? Sıfırdan başlasın, 5 defa dönecek. I küçük 6 dedik. I artı artı dedik. 5 defa, pardon 6 defa dönecek. 5 defa dönmesi için 5 yapacağız. 0, 1, 2, 3, 4. 4'e kadar geldi mi 5 defa dönmüş oluyor. Şimdi if birden 6'ya kadar olsun, pardon. Çünkü butonlarından gelen pinler birden 6'ya kadar da. If i eşit eşit if i eşit eşit digital read pinden gelen değeri okuyacağım. Hangi pin? I numaralı pin. Eşit 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 1. Digital read i eşit eşit 1. İse şimdi 1 numaralı pinimiz, 1 numaralı butonumuz 8 numaralı lambamıza bağlı. Yani kaç artı oluyor? 8 artı oluyor. X diye bir değişken tanımlayalım burada. Int x eşit 0 diyelim. X eşit x artı 7. Lambanın pinini bulduk mu? I 1 iken x 8. Digital write lambayı yakacağız şimdi. X hike hızlı şekilde yanıp sönsün değil mi? Digital delay 500 digital write x numaralı yine sönsün digital delay 500 dedik. İfimizi kapattık. Else yani bu sistem buton basıldı ise digital write x lambamız sönük olarak kalsın. Else'yi de kapatalım. Şimdi loop başladı. X 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu, 12 oldu. Bitti. Tekrar başa döndü. Başa döndüğünde X'e herhangi bir değer atamadığımız için X tekrardan 13'ten devam edecek. Kendini sıfırlamayacak. Onun için buraya X'i bir daha 0'a eşit yapmamız, pardon 1'e eşit yapmamız lazım. Geldik. 1 artı 7, 8 oldu, 9 oldu, 10, 11, 12. Bitti. Başa geldi. 1 oldu. 8, 9, 10, 11, 12. Kodlarımızı bu şekilde düzenledik. Ne yapıyordu kodlarımız? Bir tane lamba değişkenini takip etmek için x değişkeni lazım bize. Lambanın pinlerini yönlendirebilmek için for deyip 1'den 5'e kadar, 5 de dahil butonlara input değeri verdik. Yine 8'den 12'ye kadar, 12'de dahil ledlerimizi output olarak setup'ın içerisine tamamladık. Daha sonra x'i 7'ye eşitledik. Niye 7'ye eşitledik? Şundan ötürü butonun birinci pini lambanın 8. pinine eşit. Yani bir tane arttırırsak 8 olmuş olacak. Bir tane for döngüsü oluşturduk. 1'den 5'e kadar yine butonlarımız 1'den 5'e kadar olduğu için if dedik. Eğer dijital olarak oku
İ numaralı butonu. Yani ilk gelişinde bir geldiği için bir numaralı buton. 1'e eşitse yani basılıyorsa x'i 1 arttır. 8 numaralı pin olacak bu. Lambayı yak. Tabii şurası da biraz yanlış oldu. Çünkü forhar geldiğinde x'in de bir artması lazım. İlk değişkenine bakmaması gerekiyor. Onu da yanlış yere koyduk. Onu da düzeltelim. Şimdi 1 numaralı buton pini, 8 numaralı lamba pini. Bunlar pin olarak belirledi. 1 numaralı butondaki değerin 1 ise yani basılmışsa lambayı yak söndür. Değilse lamba sönük vaziyette kalsın. Döndük. 2 numaralı pindeki yani 9 numaralı LED oldu burası da 8'di. 1 artı 9 oldu. 2 numaralı butonum basılıysa yak. 3 numaralı, 4 numaralı, 5 numaralı butonlarımı bu şekilde tek tek tanımlamış oldum. Böylece bunun üzerinden bir iplik geldiğini hayal edin. Tabii tersi olarak düşüneceğiz biz. Basılmıyormuş gibi düşüneceğiz. 5'ini aynı anda basamayacağımız için biz de tersi basılıyormuş gibi algılayacağız. Geldi. Simülasyonumuzu başlatalım. İplik sardı, 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 sardı. Bir anda koptu. Şu an butona basılı tutuyorum. Uyarı veriyor. Eğer isterseniz burada stop diyerek de motorları durdurabilirsiniz. İkide bir kopukluk oldu veya üçte bir kopukluk oldu veya dörtte bir kopukluk oldu. Bu şekilde basit bir kodlamayla bir fabrikadaki maliyetleri çok çok daha düşük hale getirebiliyorsunuz. Böylece Arduino'da da ilk projemizi yapmış olduk. Yani hemen hemen 3-4 derstir sürekli lambalarla uğraşıyoruz. Bu lambalar ne işe yarıyor? Arduino'nun temeli lambalardan oluşuyor. Sensör okumanın temeli de butonlardan oluşuyor. Bunu da böylece net bir şekilde görmüş olduk. Sevgili öğrenciler.